Şimdi Halil'e polis arabası aldık, kaçılmaz son. Bir de şurada şöyle çok güzel takılar var, bak Medine. Çok beğendim. Şunu çok beğendim, bakın. Evet, bunu anneme alıyorum. Şunları alayım. Böyle taşlı, tuşlu. Çok güzel çantalar var. Şunu kayınvalideme alayım hediye. Evet, 6. kapıyı da çeker misin diyenler oluyordu. Şöyle hemen sizler için de çekeyim. Sev hadi sev. Aferin. Gerçekten bu Cidde'deki evimiz Halil'e çok yaradı. Bu görmüş olduklarınız Zemzem. Hepsi Mekke'den geliyor. Her gün geliyor. Evet, şimdi burada böyle Ramazan pideleri var poşetlerde. Ramazan çöreği de diyebiliriz. Halil'le az dağıtmadık. Ekmekler ama niye yere atmışlar onu da anlamadım. Herkese yeniden merhabalar. Yeni videomuza Medine'ye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz şimdi ikindi namazı için Mescid-i Nebevi'ye geçiyoruz. Biliyorsunuz Ramazan'ı Medine'de karşılamak istedik. Hikayemizin başladığı yerde Medine'deyiz. Bugün sizlere çok güzel bir video çekeceğim inşallah. Bugün sizlere gerçekten kendinizi Medine'deymişsiniz gibi hissettirmek istiyorum. Hadi o zaman şöyle gözlerinizi kapatın. Sadece sesimi dinleyin diyeceğim. Ama kendinizi şöyle sakin bir odaya geçin ve videoya odaklanın. İnanın kendinizi Medine'de hissedeceksiniz. Evet, bugün Medine'de hava 40 derece. Ramazan'ın ilk günü, Ramazan'ın birinci günü. O kadar güzel böyle denk geldi ki, hafta sonuna denk geldiği için biz de rahat rahat Mescid-i Nebevi'ye gidiyoruz. Medine'ye gelebildik. Gölgeler fena sayılmaz. Ama güneşin olduğu yer gerçekten çok sıcak. Şimdi Halil'le birlikte Mescid-i Nebevi'ye geçiyoruz. İkindi namazı için. Bay bay ya. İşte Medine hikayemizin başladığı yer. Sizin bizi tanıdığınız yer. Bir yandan da otobüsler Mekke'ye gidiyor. Tamam. Alacağız. Namaz bitince dükkanlar açılacak. Herkes mesaj atmış, keşke Halil'in, Halit'in yerinde olsak diye. İnşallah Rabbim sizlere de nasip etsin. Gerçekten çok dua ediyorum. Tamam, araba alacağız. Bakalım eğer bulabilirsek açık dükkan, Halil'e oyuncak almamız gerekiyor biliyorsunuz. Bir haftadır almıyordum. Ama kırıyorsun alınca. Bak, bu dükkanı dün görmüştüm, böyle teravih çıkışı, çok güzel Kur'an-ı Kerimler var. Burada Kur'an-ı Kerim satılıyor anneciğim. Böyle çok güzel bir dükkan. Burada yine kuyumcu var. Altın dükkanları. Evet, Medine birazcık değişti. Mesela siz geldiğinizde bunlar yoktu. Oraya kapalı ama bak, açılacak az sonra. Bunlar yeni yapıldı. Hemen böyle Bulut Mescidi'nin yanına. Böyle büfe tarzı. Küçük küçük restoran tarzı. Evet, yine burada böyle hacılarımızı görüyorsunuz. Gerçekten bütün ülkeler var. Yani bütün ülkeler var. Sadece Türkiye yok. Birkaç ülke yok. Gerçekten canım sıkılıyor ama. İnşallah. En kısa zamanda açılır. Bak, güvercinleri gördün mü? Bak, koskocaman bir sürü güvercinler. Bak, tüh. Kadın kovaladı hepsini. Hadi koş, oraya doğru koş. Tabii içeride oturacağız, gel. İçeride gel. Evet, Halil sıcaktan bunu aldı. Unuttun mu, Medine'nin sıcağı böyle. Aslında onu otelde bırakacaktım. Benimle gelmek istedi. Otelde durmak istemedi. Bakın şu an 40 derece. Böyle şemsiye bile alanlar var. Hadi koş koş koş. 1, 2, 3. Korkma korkma. İkimiz mi koşalım? Hey. Bak. Bir dakika. Hadi koş. 1, 2, 3. Evet, Medine'de doğdu, burada büyüdü, çocukluğunu burada geçirdi. Sonra Cidde'ye taşınmak zorunda kaldık ama tekrardan doğduğu yerde Halil. Eskiden burada bu kadar çok güvercin yoktu, şu anda bayağı bir fazlalaşmış. Halil'in de hoşuna gitti, böyle koşuyor.
Evet, burada yine yem veren birisi var. Güvercinlere yem veriyor. Gel hadi Halil. Gel. Sen de vereceksin. Ver hadi. Hadi gel. He want to give. Aferin. Take more. Al al, çok al. Çok al diyor. Çok al diyor. Heh, at diyor şimdi. Aferin. Say thank you. At. Aferin sana. Gel. Evet, bakın böyle. Her yerden namaza doğru geliyorlar. Bu arada Avrupa'dan bir grup geldi. İnşallah onlarla görüşeceğiz. Tabii Türkler ama Avrupa'da yaşıyorlar. Ne güzel de böyle denk geldi Medine'de. Hadi gel Halil. Çok güneş var. 40 derece, korkuyorum. Gel. Başına güneş geçer diye şapkamız da yok. Şemsiye de almadım. Hadi gel gölgeye gidelim. O da böyle güvercinlerle oynamak istiyor. Hoşuna gitti. Şimdi hafif bir rüzgar esiyor ama Medine'nin sıcağını bilenler bilirler. Bayağı bir sıcak. Yani Cidde böyle değildi. Halil koş. Gel. Bu arada şöyle size Türk otellerini göstereyim. Yine burada Türk otelleri de var. Şu görmüş olduğunuz otellerde kalan böyle tanıdıklarımız olmuştu, Samsun'dan gelenler. Burada yine böyle bulut mescidi. Evet, Medine'deki temizlik görevlileri bu şekilde görünüyor. Halil hadi gel. Nasıl alacağım Halil'i güvercinlerden hiç bilmiyorum. Evet, 6. kapıyı da çeker misin diyenler oluyordu. Şöyle hemen sizler için de çekeyim. Gel bakalım Halil. Evet arkadaşlar, namaza çok az bir süre kaldı. Ben de şimdi buradan çekim yapıyorum sizlere. Böyle herkes tam mescide gelirken. Medine'den, Mescid-i Nebevi'den bütün sevdiklerimize, bizi sevenlere kucak dost selam olsun. Bütün Müslüman alemine, Azerbaycan'a, Özbekistan'a, Almanya, Hollanda, Fransa, Türkiye'mize, bizi her yerden izleyen kardeşlerimize kucak dost selam olsun. Gerçekten bugün Medine çok sıcak. Sıcağını bile özlemişiz. Ramazan'da Rabbim sizlere nasip etsin. Gerçekten Ramazan'da çok güzel oluyor Medine'de. Gelenler, onun tadını alanlar zaten biliyorlar. Ve bir sürü ülkeden gelenler var. Bakın mesela şöyle Malezya, Endonezya. İşte ben de Türkleri de görmek istiyorum. Gerçekten hani böyle insan üzülüyor, duygulanıyor. Hani neden Türkler yok diyorum. İnşallah en kısa zamanda da açılır. Tek duam o yönde. Çünkü gerçekten çok isterim. Şimdi canlı yayın açacağım inşallah. Canlı yayında böyle birkaç sorun vardı. Açamıyordum uzun zamandır. Bakalım bir de şimdi deneyeceğim. Canlı yayını kaçıranlar oluyor. Mücellacığım biz kaçırdık, ne yapacağız diyenler oluyor. Sizler de sonradan böyle kaydetmiş oluyorum. O zaman izleyebilirsiniz. Bu arada tam Yeşil Kubbe'nin karşısına geçemedim. Çünkü biliyorsunuz orada çekim yaptığımda sorun çıkartıyorlar. O yüzden buradan çekim yapmak istedim. Bakalım. Bu arada hava böyle birazcık hani böyle çok güneş olduğu için hani nasıl böyle çölde, sahrada böyle bulanık çıkar. O yüzden böyle birazcık bulanık çıkıyor. Herkes diyor ki işte niye net değil falan diyor. Aslında telefondan değil de böyle havadan kaynaklanıyor. Böyle çok sıcak olduğu için çölde serap görülür ya, o tarz bir şey oluyor. Genelde canlı yayın açtığımda böyle hemen 13-14 saniye sonra kapanıyor canlı yayın. İnşallah şimdi kapanmaz. Şu anda bir kişi geldi. Evet, kapanmadı. Çok mutlu oldum. Çünkü genelde YouTube'da canlı yayın açtığımda böyle kapanıyor birkaç dakika, saniye sonra. Hatta yarım dakika bile olmuyordu. Tamam. Evet, canlı yayını açtım şu anda. Evet, şimdi ikindi namazı çıkışı şöyle sizlere birazcık Medine'nin atmosferini göndermek istedim. Evet, bu şekilde bakın iftarlıklar geldi.
Şimdi sofralar kuruluyor, daha anca hazırlanır. 2 saat var. Efendim? Evet, Halil hemen kendine arkadaş edinmişti. Onlar da gidince arkadaşlar nerede diye bana soruyor. Gel bakalım, bak sofraları çekelim. Çok şükür yine yeniden Mescid-i Nebevi'de iftar sofraları hazırlanıyor. Bakın bu şekilde. Gel bakalım Halil. Evet. İftar sofraları bu şekilde. Yoğurtlar. Bak. Gördün mü? Gel bakalım. Gel bakalım. Evet, burası sadece bayanların girebildiği taraf. Erkekler giremiyor artık buradan sonra. Gel bakalım. Nerede arkadaşlar? Şimdi bakalım neredeler. Evet, bakalım Ebru hocamız nerede? Bu arada Halil sıcakladı, o yüzden ceketini çıkarmak zorunda kaldım. Gel burada bekleyelim, gel. Evet, yine burada böyle Tunuslu, Mağribli, Faslı hacılar var. Artık kıyafetlerden tanıyorum. Kediye bak. Sıcaklamış o da. Kapılardan klimanın serinliği geliyor ya, o yüzden o da serine oturmuş. Bak, gel. Sev hadi, sev. Aferin. Gerçekten bu Cidde'deki evimiz Halil'e çok yaradı. Çok sosyal bir çocuk oldu. Hem de çocukları almıyorlar. Halil'e tembih ettim. Kapıya koydum. Tam kapının önüne zemzem alacağım. Çünkü zemzem almak istiyorum. Çıkma sakın dedim. Oradan Aydın'la güvenlik kıza söyledim. İnşallah şimdi hemen zemzem alıp geçeceğim. Bakın bana soruyordunuz ya, niye şişelere doldurup, bardağa doldurup öyle şişeye dolduruyorsunuz diye. Çünkü şişe sığmadığı için böyle. Onlar da o şekilde yapıyorlar. Thank you. Getirir efendim. One cup. Çocukları almıyorlar. Hep soruyorsunuz. Bakın işte içeriye almadılar Halil'i. Bir de itti kadın. Canım sıkıldı. Ben de niye itiyorsunuz falan dedim. Biraz kaba kapıdakiler maalesef. Bu görmüş olduklarınız zemzem. Hepsi Mekke'den geliyor. Her gün geliyor kamyonlarla. Eskiden dışarıda doluyordu ama şimdi dışarıda yok. Burada akşam ezanı 6.39'da, az kaldı. Tam 2 saat kaldı. İnşallah iftarımızı da Mescid-i Nebevi'de yapacağız. Halil'i içeri almadıkları için onu dışarıda bıraktım. Gel gel gel. Mescid-i Nebevi'nin böyle duvarlarına tırmanıyor. O kadar kalabalık ki. Gel bakalım gel. Seni içeri almadılar, gördün mü? Evet, şimdi burada böyle Ramazan pideleri var poşetlerde. Ramazan çöreği de diyebiliriz. Halil'le az dağıtmadık. Şimdi de biz bu sofralardan birisine misafir olacağız. Bir yandan da dağıtım yapıyorlar sanırım. Tam anlamadım çünkü. Hadi gel bakalım, gidiyoruz. Gel Halil. Burada böyle ekmekler ama niye yere atmışlar onu da anlamadım. Kolilerde de erzaklar var. Ramazan erzağı. Gel bakalım. Gel 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 gel. Evet, ikindi namazı çıkışı. Türklerin en çok bulunduğu kapıdayız. 7. kapı. Zaten bilenler bilirler. Güzel güzel mis kokular geliyor Mescid-i Nebevi'den. Pervaneleri çalıştırmamışlar. Normalde kesin çalıştırıyorlardı. Bir tanesi çalışıyor. Aa, şimdi mi açtılar? Bak işte diyorum ben hep. Medine'de bir dua etmeyin. Çünkü ilk geldiğimizde canlı yayın açmıştım ve açık değildi o zaman. Nasıl Fetahu? Fetahu cedid. Bak pervaneleri yeni açmışlar. Pervaneleri yeni açmışlar. Gel. He?
Evet, şöyle iftarlık poşetlerde neler var? Buradan abla almış hurma, yoğurt, işte o küçük Medine çöreği, bir de su oluyor. Gel bakalım. Yalnız güneşin olduğu yer gerçekten böyle tam beynimize işliyor. O yüzden de erkekler böyle takke falan takıyor. Şimdi Halil'e de alacağım. Biz de burada kıldık namazı. İçeriye çocukları almıyorlar. Bir kez daha söylemiş olayım. Eğer Avrupa'dan gelecek takipçilerim varsa çocuklarıyla birlikte. Mesela Halil 4 yaşında ama almadılar. Artık otele bırakırsınız. Eşinizle gelirseniz eşinize bırakırsınız içeri girmek için. Ya da burada dışarıda kılabilirsiniz. Evet, halılar yeniden serildi. Görmüş olduğunuz gibi. Iraklılar da var, böyle şalvar giyiyorlar. Şimdi Yeşil Kubbe'nin karşısına doğru gidiyorum. Burada yine böyle tabur oluşturulmuş. Ne için acaba? Bilmiyorum. Sanırım iftar hazırlıkları için. Çünkü hepsi sıraya girmişler. Organize oluyorlar ya da bir şey dağıtılıyor. Soramadığında. Evet, Medine'den İzler Mescid-i Nebevi'deyiz. Hemen karşıda Peygamber Efendimizin kabri şerifi. Yeşil Kubbemiz. Rabbim gelmek isteyen kardeşlerime de nasip etsin. Böyle Kuba'dan buraya araçlarla da böyle yürüyemeyenleri de getiriyorlar. Evet, 6. kapı en çok çekmemi istediğiniz kapılardan bir tanesiydi. Şöyle sizler için de hemen çekeyim. Burada yine Bulut Mescidi. Hadi gel, güvercinlere gidiyoruz. Rendelen Ziyalı hacıları görünce hemen aklıma Ruşen geldi. Buradan Ruşen'e de selamlar. Bir an önce inşallah şifa bulur, sağlığına kavuşur. Hemen gelir Medine'ye. Burada da görüşmüş oluruz. Şimdi böyle ikindi sonrası geziler devam ediyor. Bak, geldik güvercinlere. Burası gölge. Tamam, alacağız oyuncak. Gel. Tamam. Hanginden? Korktu kız. Ne? Ile polis arabası aldık, kaçılmaz son. Bir de şurada şöyle çok güzel takılar var, bak Medine'ye. Çok beğendim. Şunu çok beğendim, bakın. Evet, bunu anneme alıyorum. Şimdi babam da der, bana niye almadın? Demez demez, şaka. Babama da alayım. Çünkü inşallah bayram sonu Türkiye'ye geleceğiz, Allah nasip ederse. Şunları alayım. Çantalara bakın. Böyle taşlı, tuşlu. Çok güzel çantalar var. Şunu kayınvalideme alayım hediye. Ne istiyorsun? Şimdiden sonra böyle herkes alışveriş yapıyor. Evet. Oynatayım beni. Tamam, onu da arkadaşına verme, tamam mı? Bununla sen oyna.
Bütün arabaları parkta kaybediyor. Aşağıda. Hızlı gidiyor. Onun için aldım. Oteli mi kaybettik? Nerede? Bizim otel nerede? Oo. Çok hızlı gidiyor. He. İşte çocuk. Evet. Herkes böyle alışveriş de yapıyor. Böyle çocuklar için seccadeler var. Ravza seccadeleri var. Yeşil halı seccadeleri. Yine böyle kokucular var. Dükkanlar var. İşte burası Medine. Bilenler bilir. Gel bakalım. Bu arada çok fazla buhur isteyen olmuş arkadaşlar. İnşallah bayram sonu gelmeyi düşünüyorum. Eğer gelebilirsem sizlere de getiririm inşallah. Evet, şimdi sahur yapacağız. Her zaman geldiğimiz yere geldik, Medine'de. Şöyle göstereyim, çok güzel süslemişler her yeri. Ramazan fenerleri, çiçekler. Şöyle tavana da Ramazan fenerleri asmışlar. Çok da güzel olmuş. Bu Lübnan sandviç. Lübnan sandviç. Evet, burada yine Arap kahvesi var.